en faciası var. Herhalde bu, ben yayınlandığı dönemde biliyorum, çocukların rüyasına giriyordu. İnsanların rüyasına giriyordu. Korkuyorlardı. Yani bir korku salınmıştı. O dehşet fotoğraf, o fareye bürünmüş ya da artık garip bir reba. Onu da arkadaşlar, eğer şeyse, mümkünse o fotoğrafı da alalım. Neydi hikaye? Annesi Kur'an okuyan bir kızın. Evet, niye bulanık? Ha, biraz bulanıklaştırılmış. Biraz bulanıklaştırılmış için çok kötü. Ben bunu haber de yapmıştım, bu hurafeyi. Evet, bu şöyle geldi, arka planında hikayesiyle. Hepsinin bir hikayesi var. Yani muhtemelen inananlara çok güzel gülüyorlar bir yerlerde. Yani Türkiye'de ya da dünyanın bir yerinde. Bu da nasıl geldi bize? Ürdün'ün başkenti Amman'da, değil mi Yaşar? Evet. Amman'da annesi... Bu güzel kız. Evet. Yapan... Hiç, şimdi onu karıştırmayalım da. Mütedeyyin, mütedeyyin annesi açmış Kur'an-ı Kerim'i okurken yan tarafta rock müzik dinleyen, teybin sesini sonuna kadar açmış bir kız var. Annesi diyor ki, kızım Kur'an okuyorum, biraz kız şu teybi. Annesinin küfür ediyor ve teybi mi fırlatıyor, bir şey yapıyor. O sırada tutuşuyor. Bir hikayede şu geliyor, elinde Kur'an alıyor, atıyor. Kız tutuşuyor ve bu gördüğünüz garip şekle, o fare insan şekline bürünüyor. Yine o zaman sormak lazım. Bunu sonra yayınlayalım. O asıl mozaiklenmiş fotoğrafa gelelim. Yani bu oluyor kız. Bu oluyor kız. Evet, o kız. Ve ben şunu sordum. Yani bu kadar seri bir cezalandırma mekanizması varsa ilahi sistemde, ya her gün Irak'ta Amerikan askerleri camilerde, orada burada Müslümanları kurşuna düzüyorlar, Kur'an-ı Kerimlerin üzerine benzin yakıp döküyorlar. İsrail Filistin'de Filistinlilerin camilerini dozerle indiriyor. Bu hesaplar soğuk hesaplar. Ortalık fareler yani, geçinmez. Ali Murat Bey, Ankara'daki en önemli insanın 50 tanesi bu hale gelirdi. Yani evet, yani intikam ilahi, intikam ilahi hesaplaşma. Bu söylenen şeylerden dolayı bir şey olacaksa, Çok politik oldu. İlahi hesaplaşma ne zaman, nerede olacağı belli olmayan. Değil mi? Ortalık fareden geçilmez diye. Rab yani dilerse bu dünyada, dilemezse ahirette yapılacak olan bir hesaplaşma. Öyle olsaydı, yani İsrail askerleri neler ettiler yıllarca Filistinlilere? Ne fotoğraflar var elimizde, ajanslardan geçen yanmış Kur'an sayfaları. Hazreti Peygamber'i domuz şeklinde çizmiş olan iğrenç insanlar, hakaretler, küfürler, şeyler, Müslümanları domuz suretinde çizen karikatürler. Ama bunu, karikatürü çizen adam anında fare adam olmuyor. Öyle bir haber de servis edildi bir ara. O karikatürleri çizen adamın başına bir şey geldiğiyle ilgili öyle bir mi servis edildi. Ben aslında bunun peşine düştüm. Oldu. Bu olayın da peşine düştük. Ne çıktı? Ne çıktı orada? Ne çıktı orada? Patricia Piccinini adlı Avustralyalı bir modern sanat heykeltıraşı olan bir bayan. Onun da görüntüsü var. Çok iyici bir bayan. Bir önceki bir sergi fotoğraftı. Açmış. Dünyayı dolaşan bir sergi. Japonya'dan başlamış. Akrilikten yapılma küçük küçük varlıklar var böyle sergide. Bir deri koltuğun üzerinde böyle garip hayali varlıklar. Küçük çocuklar var onlarla oynayan. Bir kompozisyon oluşturmuş sergi ortamında. Yani ben bu sanatın tam olarak adını bilmiyorum. Ben bu kişiye ulaştım ama, Patricia. Dedi, sergi fotoğraflarımı almışlar. Oradan bir kroplama yapmış. Gördüğünüz küçük küçük yaratıklar yapmış. Çocuk da akrilikten. Bebek de gerçek değil. O da gerçek değil. O da değil. Yani bunlar böyle metamorfoz varlıklar. Çocuklar da, iki tane de küçük çocuk, onları seyrediyor. Böyle bir ortada deriden bir şey var. Olayı toplayan bir mekan var. Ve bu sergi Japonya'da, Japonya Başbakanı'nca ödüllendirilmiş. Başka ülkelere geçmiş. Yanında taşıyor bunları kutuların içinde. Yani fare kız dediğimiz kız da işte o bebeğin yanında duruyor. Onun aynı açıdan fotoğrafları var. Şimdi yani bu nasıl bir iştir? Nereye varacağız böyle bakarak? Kur'an'a kızdı, vallahi ateş yaktı. Yani bir savunma gireyim burada. Şimdi şöyle bir savunma geldi bana. Ben bunu senden alıntılayıp sitemde yayınladığım zaman hemen bir kisve giydirdiler. Efendim, aslında olay gerçekten olmuştur. Ama işte temsili olarak bu fotoğraf bulunmuştur, bu konulmuştur gibi hemen bir savunma mekanizması da geliştiriyor bu evet kitleler. Bunlara da aldanmamak lazım. Yani olayın da söyledik ya, yani olayın da özü yok. İnanmayacaksa ya da buna, bu haline inanacaksa, yani kızın gerçekten o fiili işledikten sonra fareye dönüşüne inanacaksa, onun üzerine ne söylerseniz söyleyin, ya sizin gibi hani konuşuyorduk ya işte size bir takım saldırılar, hakaretler oluyor bu yüzden. Hani siz bir hurafeyi ortaya çıkarıyorsunuz, alkışlanmanız gerekir. Ama sizi hani bulunduğunuz dairenin dışına itme